videomda sizlere neyi göstereceğim biliyor musunuz? Çok güzel bir şey göstereceğim. Bunun aşırı kolay bir şekilde VPA, VPQ, VP hiç fark etmez hackleyebileceksiniz. Acayip kolay bir şey. Kullanacağımız tool'un adı Wi-Fi Pisher. Mantığını anlatayım kısaca. Bir önceki videomda göstermiş olduğum işlemi tamamen otomatiğe bağlamış bir sistem. Yaptığı işlem şu. Çalıştırıyoruz programı. İşte ağları buluyor. Ağları bulduktan sonra bir tanesini seçiyoruz. Seçtikten sonra işte 3 adet atak saldırı seçeneğimiz var. Bunlardan biri bağlantı resetleme, işte update göndermektir. İşte firmware update tarzı şeyler var. İşte 3 tane seçenek var. Ya bir bakıma set gibi diyebiliriz. Ben buradan genelde ikinci seçeneği, yani connection reset kullanıyorum. Onu Türkçe'ye de çevirdim. Yaptığı olay şu işte. Yine ağımızı seçiyoruz, saldırıyoruz ağa. Ağdan bağlantısını kesiyor kurbanın. Ve kurban bağlandığı zaman kurbanın karşısına bir sayfa çıkartıyor. Bu sayfada da kurbanın bağlantısının resetlendiğini ve tekrar wireless şifresini girmesini istiyor işte. Anladınız neyse. Ona girdiği zaman da doğal olarak şifre bizim elimize geçiyor. Şimdi işleme geçeyim. Ama isterseniz önce programı nasıl bulacağınızı göstereyim. Fisher diye yazdığın zaman çıkar burada. Git clone komutu ile bunu indirebilirsiniz. Zaten indirdikten sonra Python'la bunu derlemeniz yeterlidir. Ondan sonra resimde gördüğünüz gibi ulaşabilirsiniz. Resim ne ya? Video işte. Çalıştıralım bakalım. Ben yine Sercan'ı kullanacağım burada, benim nihai kurbanım. Ben telefonumu bağladım buraya şimdi. Telefonum bağlı olsun. İşlemi size detaylı olarak göstereyim. Şimdi kaç numaraymış Sercan? 1 numara. Hangi seçeneği kullanmak istediğimizi soruyor. Ben buradan dediğim gibi ikinci seçeneği kullanıyorum. 2 dedik. Her şeyi otomatik olarak yapıyor. Bekliyoruz. Şu an fake access point çıkartıyor. Able to win oluşturuyor yani. Hadi oğlum hadi. Evet, şu an gördüğünüz gibi. Denemedim ama AirApply komutu ile bunu hızlandırabileceğinizi düşünüyorum. Bir denemek lazım aslında. Evet. Şu anda benim telefonum bağlandı. Aldı IP'yi de görüyorum. Şimdi telefonda şifre ekranı geldi. Bunu video ekleyeceğim. Birazdan bilgisayardan da göstereceğim. Şimdi şifremi giriyorum. Şey göstermek istiyorum. Bağlandığım zaman gelen şifre sayfasını göstermek istiyorum. Aslında mantıklı yapılmış bir şey. Neredeydi? Şurada. Ne
Ya tabii bu kadar bozuk gelmiyor. Telefonla açtığın zaman daha farklı bir şekilde giriyor. Buraya bir şey yazdığın zaman bir şey. Sabitlendiği an tamamen otomatik olarak bizim ekranımıza geliyor. Yani anladığınız kadar bu kadar. İşte bunu geliştirebiliriz. Ben buraya kendim Türkçe'ye direkt uğraşmadan editledim videoda göstermek için. Siz daha fazla şeyler yapabilirsiniz. İşte mesela modemin markasına göre şuraya logo ekleyebilir, daha inandırıcı şeyler yazabilirsiniz. Benden bu seferlik bu kadar. Kolay gelsin. İyi ekler arkadaşlar.